Gelir, gelmeyen kaybeder. Zaten cuma akşamı olacak birazdan. Bir saate Japonya'da cuma akşamı olacak. Yani cuma olacak bir saate. Ben Japonya'da yaşıyorum. Bilmiyorsan diye söylüyorum sadece. Arkadaşlar veya arkadaş diyeceğim Samet Yel sadece varsa. Neyse Umut da geliyor. Hoş geldin Umut. Asuras Fırat'ın gerçek manyak süper doğru endingine gideceğim artık bugün. Bunu da bitirip ardından da Pokemon açılırsa Pokemon atılacağım. Çok da fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Gelen gelir, gelmeyen kaybeder. Gelen gelseymiş çoktan diye böyle tripli bir yayın açtım. Tabii Chapter 18'i bir daha oynayacağız. Ama bu sefer bir daha oynasak da sonu değişik olacakmış diye dün muhabbetini yapmıştık. Tabii birebir aynı bölüm oynamak yani sırf bir cutscene görmek için bir de aynı şeyi yapacağız ya, ne diyeyim ki yani. Cyber Connect mesela bu bölüme gerçi bölüme para harcamamış oluyor değil mi aynı şeyi kullandığı için. Oyunu niye oynadığımı da bilmiyorum. Yani dün yayının sonunda DLC'nin yani gerçek sonu tahmin ettim ve tutturdum. %100 tutturmuşum. Ya da %80 tutturmuşum. Neyse. Tutturmuşum yani. Ama oynuyoruz. Bitirelim gitsin. O kadar para verdim DLC'ye. Niye verdim bilmiyorum. Bilsem vermezdim. Gerçekten tutturacağımı bilsem, daha evvel tuttursam gerçekten para vermezdim ya. Farenax hoş geldin. Yine de biz madem parasını verdik bitirelim abi oyunu. Zaten hızlı oynuyormuşum. Hızlı oynuyorsam en geç bir saat gecikmeli herhalde Pokemon'a başlarım. Gerçi Pokemon açılmazsa zaten başka bir şey oynayacağız da. Tahminimce benim Pokemon açılır ya. Eğer açılmazsa Pokemon yarın öğle 12 gibi açılır ama büyük ihtimalle Pokemon'a ben gene de yayında başlarım. O konuda çok da bir korkumuz olmasın yani diye düşünüyorum. Böyle bir sahne var mıydı geçen bölümde? Vardı galiba. Vardı yani. Bu sahnede bir şey yok. Öyle çok. Marno hoş geldin. Gerçekten kendinize spoiler ya. Ya da abi Cyber Connect daha güzel senaryo yazmayı öğrensin. Ne diyeyim ki abi? Yani. Ya kafa yorup da tutturmadım ya. İlk vuruşta, atışta tutturmuşum senaryoyu. Daha ne diyeyim ki ben?
tasarımı da çok Guts'ın şeyine benzemiyor mu? Berserk Armor'daki kurda. Ya Berserk Armor'ın kendisine benzemiyor mu? Benziyor bence bayağı, göz kısmı, kafa kısmı falan. Her şeyde Berserk var abi, gerçekten her şeyde Berserk var. Yani hayat bir JoJo referansı değil. Hayat bir Berserk referansı. Ya Glistra, gerçekten sarmıyorsun, öl git ya. Hadi öl be. Bir de birebir aynı ya sekanslar falan da. Sırf bir cutscene göreceğiz diye oynuyoruz yani bütün bu aynı bölümü. Neyse oynayalım. Türkiye! Ben DLC'yi chat için aldım, chat. Taylan burada mısın? Bugün bir tane oyun firması abi bizim firmadan benim CV'mi istedi abi. Bir olaydan ötürü de. O firma salak herhalde. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum yani. Firma çalışanından, ortak iş yaptığın firmanın çalışanının CV'sini isteyemezsin ha. Böyle bir şey var mı dünya üzerinde? What? Fighting Dreamers. Ne. Ertuğ Bey hoş geldiniz. Dün oturup hakiki son izledim bir saat. O hakiki sonu ben tutturmuşum, Vanzerium işte. Ertuğ biliyor musun? O kadar DLC aldık oyuna. Oyunu bitirdim. DLC muhabbeti oldu biraz da, konuştuk oynasak mı ne yapsak falan, ne anlatıyor diye. Tek tahminle tutturdum abi DLC'yi. Tek tahminde bak. Taylan şahit. Bir de Black Bay vardı chatte, o da şahit. Tek denemede nokta atışı abi. Tekrar söylerim, çok merak edenler. Chat'e bakarken öldüm abi. Neyse böyle olması gerekiyor zaten de. Sadece daha düşük puan alacağız falan. Ya skipleyemiyor muyuz burayı? Yok. Skipleniyor ya, doğru, skipleyeyim abi buraları. Bunlar hep aynı zaten. Değil mi? Buralar aynı. Hmm. Hep gördük buraları dün. Olması milyon tane kol çıkartıyor. Milyon tane kolla yumruk atsak. Abi, o yumrukların tanesi 1000 yumruk gücündeyse okey belki de. Bu Hunter Hunter'da vardı ya. Dedenin olayı. Dedeye dönsek Hunter Hunter'daki. Adını hatırlamıyorum dedenin. Dedeye sahip çıkalım dedesi. Metero aynen. Siego hoş geldin. Öyle olmaz abi, ben öyle sevmem. 1000 tane yumruk alıyorsun işte. 1000 tane yumruğa birleştiriyorsun işte. Ben nereden bileceğim? Yazmıyor.
heyecandan. Ya anlamıyorum, nereden geliyor mermi, nereden kaçacağım? Şu gameplay dünya üzerinde bir tek Japonlar seviyor ha. Şu konsepti de en iyi yapan oyun Nier galiba. Hadi tamam, biliyoruz. Buraları biliyoruz hep. Geçemiyoruz. Çünkü bu varmış. Adamlar ne ayak varsa artık. Godfruit. Tamam, boss'a gelelim. Reklamlar. Tamam, biliyoruz, döveceğiz bunu. Dövünce asıl öz hakiki sona gidiyoruz değil mi artık? Gerçi bunu dövdükten sonra daha 4 tane de DLC bölümü var ama ben çok net söyleyeyim yani, bu kadar muhabbet olmasa DLC sonu bilmem ne, ben almazdım. O kadar da öz hakiki son diyenler kimse gelmedi bak yine. Görüyorsunuz değil mi? İkinci bir Phantom Pain vakası yaşıyoruz abi Twitch'te. Güzel burst veriyor. Yani yine az verdi ama. Taylan sen hiç konuşma. Taylan sen hiç konuşma, sen sırf masrafsın. Hiç konuşma sen, hiç. Sırf masraf. Hala diyor ki yeni içerikleri de al diyor. Cyber Connect'in adamı ya. Capcom'un adamı. Misledin mi onu? Aa, misledin mi? Niye? Bastın mı o kadar tuşuna? Ya. Amına koyacağım ha.
zorlama hiç. Ya Naruto. Sal beni Naruto artık, sal. Hadi bu da biter. You are my friend. Ne 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 ne. Mademo, mada vasuretan de şo. You are my dream. Atakan hoş geldin canım. Thank you my friend. Abi çok kötü şarkı o ya. O şarkı tam bir otizm şarkısı benim için. Gerçekten çok kötü bir opening ya. Berbat. Ben Shippuden'i hiç sevmem zaten. Dur, buralar yeni galiba bu sahneler. Dur. Burada yeni yerler var. Şimdi buradan DLC'ye bağlanacak değil mi? Yanlış değil. Buradan DLC'ye gidiyoruz. I think so mu? Ya ben seninle sıçmaya gitmem Taylan. Bu noktadan sonra hala I think so diyor. Para gitti. Kredi kartına fatura kesildi. Owattanoka. Kore de subete ga. Kore de subete ga. Bakaran. Neye bakaran işte ya? Kocaman delik açıldı orada. Maymun götü gibi kırmızılık var orada. Bakaran to ittiri. Anlamadım dedim ya. Öyle mi? Eko. Misra-sama ga matteiru. Gant, hoş geldin. Ah. Ben diyorum abi, ben diyorum. Japonlar aksine seviyorlarmış biliyor musun bu arada? Bir şey sorup da net konuşanları. Kendileri yapamıyor ama. Geçen gün Hatta diye bir iş arkadaşımla köri yemeğe gittim. Ben böyle soru soruyorum, fikir Misra sıçıyorum falan ya. İyi yapıyorsun diyor. Çoğu diğer senin aynı seviyedekiler. Dur. Ne oldu? Aman burası yeni. Aa, orospu. Bak daha dün muhabbeti açılmıştı. Olga nerede? Olga'yı unuttuk diye. Bir litreye kaybetseydin intikamı kimden alacaktım ki? Ya Olga. Oğlum o kızın boğazını kesersen var ya. Yani Asura seni var ya. Yani ben anlatmayayım. Hani söylersem Twitch'ten banlanırım. O kadar diyorum. Aa. Vay vay vay. Peki bu son niye yoktu ki? Öyle olacağını düşünmüyorum. Vay. Örümcek her şeyi planlamış mı yani? Spider-Man öyle mi?
Orga. Kisama wa. Seni şerefsiz. Nihayet planım gerçekleşti. Kızı kendi için kullanacak herhalde de. Büyük ihtimalle bu son şey abi. İkinci oyunu yapacak kadar iyi para kazanmadık. Asura's Wrath 2 gelmeyecek. DLC yapalım. Kıvırması bu. Ben gerçek tanrıyım. Bütün mantrayı öğren, yaşam çarkında vücut bulmuş hali. Gerisini görmek için de 7 dolar verin demek bu. Sezolas hoş geldin. Nerelerdesin sen? Sınavlara mı? Neyse abi, achievement aldık. Gerçekler acıdır. Çok doğru. Oha, kaç tane achievement geldi? 4 tane için mi taş? Hepsine S almışım bir de. Wow. Ben Asura's Wrath prosuyum galiba. Ha öyle mi? Okey. Arkada da bu da var herhalde artık. Buraya bu kadar gelmekle iyi ettiniz. Ben kim miyim? Ben gerçek tanrıyım. Yaşam çarkının vücut bulmuş hali, mantrayı öğren kişi. Her şeyi avucumda tutarım. Bir şeyi tutar mısın? Ben sana mantının gücünü verdim. Ben Gohma'yı dünyaya gönderdim sırf seni test etmek için. Veya sizi, burada kontekst anlamamız lazım. Ve bütün bu sınavları aşarak değerli olduğunuzu kanıtladınız. Bu yüzden buradasınız. Geri dönebilirsiniz yaşamın çarkına. Beklentimi aştınız ve benim övgülerimi de hak ettiniz. Bu dünyada kalmak mı istiyorsun? Daha fazla buraya ihtiyacın yok. Burada ihtiyacın yok ama ısrar ediyorsan... Çok Shiva vibe'ı var şu an. Gerçek henüz kendini göstermemiş mi? Astro'nun kızgınlığı hala duruyor mu? Hala nefreti devam mı ediyor? Her şeyi bitirdin, aferin. Eyvallah. Go to next episode. Şu an tam bir One Piece izliyoruz. Bak gene aynı şeyi gösteriyor. Birader biliyoruz, daha demin oynadık. Hani Life is Strange gibi değilsin ki her hafta ya da her 3 ayda bir yeni bölümle çık. Bak Asura's Wrath öyle bir oyun olsa anlarım. Hani bir oyun alıyorsun. Atıyorum ilk 5 epizod var içinde. Her hafta 6. epizod, 7. epizod, 8, 9, 10 geliyor böyle. Life is Strange falan gibi mesela. Lan daha demin oynadım. Modori otta ka. Yaşa, Asura. Yoku zo katte kureta wa. Ano buritora. Skipleyemiyorum da, skiplersem önemli bir şey geçerim diye. Jōdan janai. Konna saiteki na utsuwa o koasarete wa tamaranai yo. Vesel'i nasıl tam güzel çevirirsin ki Türkçe'ye? Vesel. Kap gibi bir şey anlamında aslında vesel. Orga.
kanal, alet falan diye de çevriliyor ama Veselin gerçekten güzel bir Türkçe çevirisi yok ya. Buradaki anlamdakiyle bir çevirisi yok yani. Adak değil. Benim kendime ayırdığım vücut. Yerine geçeceğim kişi. Benim kabuğum. Ya Seiji, çok mu düşündün? Miles hoş geldin. İnanmıyorum, her şeyi tekrar izlettiler bize. Part 4 Nirvana. Zaten DLC'nin adı da buydu, Part'ın. Her şeyin arkasındaki kişi, perdenin arkasında olan. Aizen mi? Her şeyi planlamış. Nihayet sınavlarımı geçtin Asura. Gezegenin isteğini yendin ve kendini değerli olduğunu kanıtladın. Sen de kimsin? Ben gerçek tanrıyım. Gerçek mi? Evet. Her şeye yol gösteren her canlıya, mantrayı da efendilerinize bahşeden kişi, atalarınıza bahşeden kişi. Ben bu gezegenin isteğiyle Vritra'ya can verdim ve dünyaya Gohma'yı sizi test etmek için gönderdim. Hepsi uyumlu bir kalıp oluşturmak için yerine geçebilecek. Dünyayı yönetecek kişi ona yol gösterecek de kişidir. Abi Asura artık daha neyi dövsün? Asura daha ne kadar kızsın adam? Peki bu örümcek Naraka'da ne bokuyordu? Bilerek mi indi oraya yani? Ve neden? Yani neden? Why? Chakravartin. Sen bayağı Buda'sın yani. Bu gezegenin çarklarını o kendisi tutuyormuş. Ya Asura, örümceğin başını ufakken ezmen lazımdı. Sınav mı? İmkansız. Bizim şimdiki savaşımız... Her şey istediğim gibiydi. Şimdi bana elini uzat Asura. Asura şimdi kafir mi olacak peki? Mantranın gücünü al. Abi bize kızımızı ver. Yeni bir dünya düzeni yarat. Tamam abi, bize kızımızı ver. Ne bokuyorsan ye sen zaten. Her şeyin sebebi bu muymuş? Abi ya, adam artık Guts'ı da aşıyor bak. Ya adam çok kızgın, o kadar kızgın ki parmaklarından milyon şey çıkacak. Öyle de iyidir. Başka bir sınav. Bir şey söyleyeyim mi? Bu DLC falan olmamalıymış kesinlikle bu olay. Yaşa, sen ne yapıyorsun? Yaşa şokta herhalde.
Abi nasıl? Ha okey tamam, bir şeyler yapıyor orada salak. Bir dakika nasıl ya? Da kuvvetli. Umurumda değil. Bunun daha Türkçesi sikimde değil. Buna yerelleştirme diyoruz. Bir dakika, plan yapmamız lazım. Sokarım planına. Yetişemiyoruz ki oraya kadar. Ah neyse okey. Neyse kaçmıyor o. Kırtlanmıyor ben. Bir şey söyleyeyim mi? Bu fight'ta August olsa bizim hocamız, yani Asura, Yasha ve August olsa bunun hiç şansı yok. Çok net söyleyeyim yani. Bizim hocamız burada olsa var ya, bunun ümünü yer, ümünü. 6 kolu mu 8 kolu mu var ya, sürahiye çevirir bunu. Reklamlar. Değil mi? Shiva'ya benziyor bence de. Bence de çok Shiva. Hani hem yaratıcı hem yok edici falan. Shiva Vishnu bence de o var. Shiva Vishnu'nun birleşmiş hali gibi. Hem yaratıyor hem yok ediyor falan. Bence de. Bana gücünün ne kadar gidebileceğini göster. Sınırını göster bana gücünün. Benim anama küfret de o, görürsün o zaman şimdi. Ne bu, Monkey D. Luffy mi? Daha doğrusu Nico Robin. Nico Robin ile Monkey D. Luffy karışık. Kız da orada abi. Birader sal o zaman kızı, bize bitsin bu kavga. Oğlum salak mı bunlar? Adamın derdinin halen kız olduğunu anlamıyorlar mı? Birader ver kızı işte bize. Madem yaratıcısın, o zaman kızın, ya kızı aynen geri yarat yani. Sonra ne bokuyorsan dünyayla yen işte yani. Ne istiyorsan yap amına koduğum. Oğlum salak mı lan bunlar? Allah Allah. Oğlum bu evrende kimsenin aklı yok mu ya? Ya yemin ediyorum, Aşk-ı Memnu'yu izleyen babaannelere döndüm amına koyayım ya. Beşir yapma oğlum! Lan Beşir! Çetede bakamıyorum ki, her an bir quick time var, bir şey var. Abi Crash Bandicoot Crash Bandicoot Entropy Boss Fight bu. Crash Bandicoot 3'ten. Aa,
Burst de çok zor mu ya? Ya Shiner, şunları sen vur. Vakitten kazanalım. Eyvallah. Her işi ben hallettim ama. Bana bu DLC neyi hissettiriyor biliyor musunuz? Lich'in Shonen Jump tarafından uzatılmasına benziyor. Adam bitirmek istiyor tıpkı botite Lich'i. Abi tamam işte bitsin Aizen'le yani. İçi zorlansın Aizen'i bitsin diyor. Shonen Jump diyor ki olmaz, çok satıyoruz biz, olmaz olmaz. Sen bir ark daha yap. Amına koyayım, ne yapayım? Dövüştürmediğin kimler kaldı? Ichigo gücünü kaybetti. O zaman bir gücünü alsın o. Alsın ama. Başka ne var dövüştürmediğimiz? Queen'sileri dövüştürdük mü? Yazam. Gerek yok abi işte. Aizen'i yendik. Gerekirse Asura ile Yaşa'yı öldür. Tamam mı? Her şey kızım içindi desin. Dünyaya Asura'nın heykelini yapsınlar. İzmir'e diksinler. İzmir Saat Kulesi'ne. Tamam yani. Ya challenging bir boss fight da değil çünkü. Hiç challenging bir boss fight değil. Kafa atıyorum boss'a falan. Zor da değil. Şu alttaki kırmızı kutu dolsun diye kafa atıyorum boss'a yani. Başka hiçbir olayı yok. Farklı bir gameplay mekaniği geleymiş bari. Bu da yok. Şu alttaki var daha az donsa daha kısa sürecek boss fight. Koş lan. Koş lan Asura. Babacık kızgın. Babacık! Şeye benzemiyor mu bu laptop Recai'ye? Kızın seni bekliyor. Adamı delirttiniz abi. Adamı dirilttiniz, delirttiniz yani. Sonuna kadar haklı adam Berserk Armor'a girmeye. Sen devam et. Ne olursa olsun. Her şeye rağmen. Kızım seni seven baban var işte, ne ağlıyorsun? Hey.
Bakamıyorum abi. Hadi hayırlı olsun canım benim. Hadi hayırlı olsun. Ne olursa olsun bu dünyayı yeniden oluşturacağım. O zamana kadar yaşamlarınızın tadını çıkartın. Ne yaptığınız umurumda değil. Niye abi? Why? Why ya? Neden? Gene mi spoiler verdim? Ne spoiler verdim ya? Oğlum ne spoiler verdim gene? Kafayı yiyeceğim ha. Ben burada boss'u dövmeye çalışırken kendi kendime muhabbet ediyorum. Spoiler diyorsun. Abi kötü oğlum bu DLC o zaman. Abi niye ya? Yemin ediyorum pişman olacağım ha 20 doları verdiğime. Vallahi pişman olacağım. Ben tahmin edebildiğim senaryoları sevmem çünkü. Genelde yani. Abi ben gene neyi bildim? Ne söyledim de bildim? O kadar kendi kendime konuştum ki neyi tutturduğumu bile bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu dünyayı kurtarabilecek olan tek kişi sensin. Kayınço! Canım kayınçom benim. Ah geceler. 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 O kadar çok kendi kendime konuştum ki neyi tutturduğumu gerçekten bilmiyorum. Neyi tutturdum abi ben? Bir de söyleyebilir mi ya? Mitra'nın bilinçaltı. Gohma ama neden? Mitra kaybetti. Evet. Gohma'nın kaynağı yenilmiş olabilir. Ve artık Gohma'lar da ortaya çıkmayacak. Ama nihayet ne sonunda... Ne? But in the end it doesn't even matter değil mi? But it's just my manipulation of the planet's rage, my creation. Ne demek abi bu? Dünyanın kızgınlığını, manipülasyonu. Benim yarattığım şey. Ben böyle yapmasını istersem, isterim kadar Gohma çıkartırım. Neden? Niye? Niye? Bak kız da haklı. Niye? Varisimi bulmak için. Benim yerime bu dünyayı yönetecek, bu dünyayı ne? Yol gösterecek kişi için. Niye bizi salmıyorsun? Nihayet barış bulduk. Mitra şu an oy basarım yani Mitra'ya. Sizin barışınız sonsuzluk içerisinde sadece geçici bir an. Ben sadece herkesi doğru yola sokarım. Geçici an da olsa niye bizim tadını çıkarmamıza izin vermiyorsun? Güce sahip olan birisi olarak bu benim kaderim. Öyleyse kaderine sıçayım. Kaderime mi sıçarsın? Senin değerli mantran dualarla ve ruhlarla yaşam buldu ve benim tarafımdan bahşedildi aslında. Eğer yaşam çarkı benim kontrol bir zamanlar kontrol ettiğim ve kaybolmuş olan if the wheel of life which I control is lost so is the mantra. Yani yaşam çarkı benim kontrol ettiğim kaybolursa mantra da kaybolur. Ne demekse artık bu. Senin türüne ne olur o zaman? Ne olur? Abi hiç sarmıyor şu an oyun biliyor musunuz? Siz de ölümlü olursunuz. Ve bununla beraber baban
Gücü tamamen kızgınlık mantrasına bağlı olan baban da yaşam vermeyi kes, yani yaşamı yok olur, biter. Şimdi dinlen, bir dahakine ne? Bir daha uyandığın zaman babanın yanında olacaksın. Dünyanızın tanrısı olacak baban da. Tenlin'u çakrabaruki. Sono gengo o zessuru chikara ni Asura no mikutai wa funsai sareta. Iya, moto yori Asura no ikari wa sono mi no genkai o koete ita no da. Yasha wa hashiru. Sore demo nao Asura o yobisamasu tame ni. Yasha kendi canını feda edecek değil mi Asura için? Bak bu da mı tuttu? Yasha kendini feda edecek Asura için. Asura da dövecek, kendi de yok olacak, geriye kız kalacak. Oğlum. Yani. Oğlum ya Taylan siktir git amına koyayım ya. Bundan etkileniyorsan oğlum. Ya bu o kadar klişe ki. Ya abi. Taylan az buçuk film izle abi ya. Bu senaryonun nesici çarpıcı oğlum. Oğlum hiç Naruto'yu okumamışsın sen. Hiç yani Shonen Jump falan bakmamışsın ya. Oğlum. Aaa. Bunlar oldest trick in the book ya. Ben neyi tutturdum onu da bilmiyorum ki. Ay ay. Bu da uzun abi DLC'ler. Bitmiyor ki. Bitse de Pokemon'a geçecek. Gerçi Pokemon atılacak bilmiyorum da. Çok eğlendiğimi söyleyemeyeceğim ama DLC'den yani. Bence şu an lastik gibi uzuyor oyun. Yani lastik gibi uzuyor bence. Kazanmaya giden yol. Zafere giden yol. Kaçıncı bölümdeyiz? 20 galiba. Aslında seviliyor oyun. Abi baktım ya WhatsApp'a, baktım. Hayırlı olsun dedim. Dinlemiyor ki beni. Deus haklı mıymış yani? Boşuna mı adam öldürdük? Evet, bir DLC de bence iyi değil yani şu an. Bir amaç. Amaç kesindir. Kesin bir amaç. Şimdi maymun döveceğiz değil mi? Nokosareta zikan wa sukunai ka. Zaman az kaldı. Yahari. Kisama shika inai. Senin dışında kimse bunu yapamaz. Yaşa, çal bir kovboy müziğini bari son bir kez dinleyelim. Öleceksen de. Çal bir Red Dead Redemption müziğini. Son bir kez dinleyelim be. Ve hala goril çıkıyor ya. Yukarıda yani Allah'la kapışıyoruz, aşağıda gergedanla. Bunlarla hiç oynamamam bile gerekiyor biliyor musunuz? Hiç yani. Hiç. Yaşanın şöyle yapıp hepsini öldürmesi gerekiyor. Oğlum yukarıda neler neler yaptık yani. Bu şeye benziyor yani. Dark Souls'da bile yani Nameless King'i kesiyorsun. Nameless King'den sonra abi Hollow'larla kapışıyorsun falan böyle salak salak. Ya da kapışmak zorunda bırakılıyorsun diye. Ama Hollow'lar tek yemiyor mesela yani. Böyle yarım saat dövüyorsun Hollow'ları. Biz buna oyun dünyasında artificial game length diyoruz. Yapay oyun uzatıcı. Ne
saat bu kadar oynadık bitireceğiz. Ben daha ben bundan daha kötü oyunlar bitirdim. Sırf bitirmek için yani o kadar oynadım. Bari bitsin gitsin dedim. Evet, YouTube'a part part yükleyeceğim. Böyle bir planım var. Part part ama yani. Bir part bir saatse bir saatlik video yükleyeceğim. Yani 20 dakikadır bilmem ne dur uğraşamam. Oturup izlemek isteyen otur izle. I don't give a fuck. Bunlar kafir. Fil gelmesin. Oğlum bari aslan getir yani. Başka bir hayvan getir. Balina getir. Gene reuse asset ya. Oğlum hiçbir şey harcamamışlar DLC'de. Bak aynı şeyleri dövüyoruz. Bakın bu. This is para tuzağı. Ve ben bu tuzağa düşmüşüm yani. Aynı yaratıkları dövüyorum. Bakın yani aynı yaratıkları dövüyorum gene. Başka bir şey yok. Aslan koy. Yasura kalk sen de kalk. Ne demek ekstradan paramı verdik? DLC bu. Bak hallettiniz mi? DLC'leri yazmışsın. Emre söylüyorum ya dünden beri paralı bu hatta 2-3 gündür. 7 dolar. 4 bölüm 7 dolar. 4 bölüm 7 dolar. Ve siz görün diye aldım ben bunu. Yani chat istedi diye. Oğlum ben bundan sonra çok net söylüyorum. Dün aklı Emre vermişti galiba. Ben abi Bino Game açıyorum. Bak Emre zaten söyledi. Ben Bino Game açıyorum abi. Abi şu DLC'yi oynar mısın? Hep beraber gireceğiz bakacağız abi DLC kaç paraymış. Eğer ben oynamayı istemiyorsam. Ki ben genelde oynadığım DLC'den oynamam. Genelde oynamam. Oynadığım DLC'ler şeydir yani böyle New Vegas'ı falan oynadım yani. Çünkü DLC'lerin bak DLC almak oyunu almaktan daha tehlikeli bir şey bence. Oyunda çünkü illa bir şey sevebilirsin. Ve oyun uzunluğuyla DLC uzunluğunu düşündüğün zaman aslında DLC çok daha pahalı geliyor oyundan. Bak 4 tane bölüme 7 dolar verdik. Öyle düşün. Ve ikinci bölüm Kaplumbağa Fight. Anlatabiliyor muyum? Sinematik hiçbir şey yok burada bak mesela. Hani money şey inputla output'un uyumsuzluğunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden abi DLC çok tehlikeli bir şey bence. Ben genelde o yüzden DLC almam. Çok güvenilir DLC'leri falan alırım. Böyle çok nadir alırım. Mesela New Vegas DLC'lerini alırım abi. Hepsi farklı bir şey. Hepsi eğlenceli, farklı bir apayrı bir şey katıyor. Kara Murat hoş geldin. Bari aslan yapaydın. Anka kuşu gibi şey yapaydın. Ne bileyim. Yani balina yapaydın. Ne bileyim ya başka hayvan ne var? Kurt yapaydın, köpek yapaydın. Kedi yapaydın. Kaplan yapaydın. Ha gördüm çünkü bu kaplumbağayı daha önceki bölümlerde. O yüzden onu anlatmaya çalışıyorum. Yani koskoca böyle
devasa bir Brahmastra diye bir kozmik bir şey tekme atan Yasha şunu öldüremiyor ya mesela, anlatabiliyor muyum? Oyunun şeyi burada işte. Yani o gücü tattırıp sonra o gücü elimizden alıyor oyun sürekli. Mesela bunun bir iki çapçutla ölmesi gerekiyordu. Yarım saat dayak yemesi değil. Dark Souls DLC'leri mi? Dark Souls DLC'leri de değer. Ashes of Ariandel falan değer tabii ki. Bloodborne DLC'si kesinlikle değer. Bu arada Bloodborne DLC'si çoğu Dark Souls DLC'sinden de iyidir yani. Old Hunters. Bence Ashes of Ariandel'den falan daha iyidir yani. Old Hunters bayağı zor çünkü. Ve çok tatmin ediyor. Ludwig falan inanılmaz zor boss fight'lar. Orphan of Ghost falan yani çok tatmin eden bir DLC. Bilen kapasite de bir adam Yasha. Witcher 3 DLC'den oynamadım. Çok dürüst olayım, oynamadım. Oynamayı da düşünmüyorum. Ben Witcher'a doydum abi. Ben doydum Witcher'a. Witcher için suyunu sıktık yeter. DLC'de de, yani içinden gelmiyor oynamak. Ya da sırf DLC'de oynamak için Witcher 3'e de dayanamıyorum. Ne kadar kalın kafalı ve dik kafalı olsan daha güçlüsün, bunu söylemem lazım. August bile gücünü onayladı, kabul etti. Ama vücudun içindeki nefreti taşıyamıyor. Seni öpeyim mi kayınço? O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Bak mesela ikisi fusionlasa, Dragon Ball tarzı, Goku, Vegeta gibi. Ben buna tabım, biliyor musunuz? Diyecekler ki başka çare yok abi. İkimiz birleşeceğiz. Asura ile Yasha. Tek beden olacaklar. Tek beden, iki akıl. Çünkü bu Dragon Ball'da olan bir şeydir. Goku ve Vegeta birleşirler abi. Hem küpeyle hem de Fusion Ha vardır ya, onunla birleşirler. Büyük bir tehdide karşı dövüşebilmek için, yenebilmek için onu. Bioshock DLC de güzeldir bu arada. Just saying yani. Infinite. Kaçırdık. Çok da sikimdi. Yasha ne yapıyorsun canım benim? Bunu al. Karma kulesinin kalbinde 7 trilyon ruh varmış. Mantra reaktörü. Bunu bir takacaksın Asura'ya. それはこの世界の業そのものでもある。マントラをすべて消費した今となっては、何の力も生まぬが、貴様の怒りの器としては十分であろう。 Yedi tanrıların gururunu bize veriyor. Eserini. Asura şimdi Sage mod olacak değil mi? Yaşa oğlum yapma. Ha gidiyor Yaşa. Ah oğlum, kendini üzme Yaşa. Bu zaman yok olur.
Artık kalkma vaktin geldi. Ama seni kurtarmıyorum. Sen bundan daha büyük bir cehennemle karşılaşmalısın. Kim spoiler veriyor ya? Mitre'yi alıp bu işi bitirme vaktin geldi Asuracığım. Kayınçom benim canım kayınçom. Benim söylediğim şey yine spoiler miydi Goku ve Vegeta muhabbeti? Pokemon açıldı abi, bu bitsin anca öyle. Bu bitmeden Pokemon'a girmem. Bu bitsin öyle. Herhalde biter bir saat en geç. İki bölümüne kaldı çünkü. Kojima'dan beter ya. Mitra'nın bilinçaltı. Gördüğüm hatıralar çok uzak gibi. Sanki rüya gibiler. Bir zamanlar sahip olduğum hayata asla geri dönemeyeceğim. Asura, Mitra'nın tabağındaki sebzeleri yine sen mi yedin? Öyle yapmamalısın. Sebzeyi kız yemeli. Sen niye yiyorsun? Asura ve Yaşa, su ve yağ gibiler. Buz ve ateş gibiler. Ay. Doğum günüme Asura Zurat oynayarak mı girdim? Böyle hayatın amına koyayım. Teşekkür ederim. İban isteğini atarım. Uyandın demek. Sen uyurken dünya bu hale döndü. Ya sen çok salak duruyorsun ya. Onun bahsettiği dünyanın sonu her an başlayabilir. Başka seçeneğimiz kalmadı. Gücü çok yüksek. Sadece bir seçenek var. Ne demek istiyorsun? Sonsuza kadar bitirelim şu işi. Kim daha güçlüymüş görelim. You are my friend. Aa ne 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 ne. Ne 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 ne. You are my dream. Aa. Ne 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 ne. Kimi var long 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 friend. DLC bu oyuna kafamdan verdiğim puanı düşürüyor biliyor musunuz? Abi yani Cyber, değerli CyberConnect'in CEO'su, adamın adını unuttum gene. Hiroshi bir şey miydi? Unuttum adamı. Abi Naruto çok seviyorsun anladık. Naruto fazla seviyorsun, onu da anladık. Ama koskoca CEO'sun, koskoca CyberConnect'in CEO'susun sen, tamam mı? Esinlenmekle
kopyalamayın anlamını hala bilmiyorsun be abi. Oğlum esinlenmek böyle bir şey değil yalnız. Naruto'dan esinlenip de bu kadar Naruto Sasuke bir moment yapmazsın yani. Bu düpedüz aynı bokun lacivertidir yalnız. Esinlenmek böyle bir şey değil bence. Naruto ve Sasuke ilişkisine yani esinlen, başka bir yapamaya, başka bir şey işle. Dünya orada yok oluyor, biz dövüşüyoruz. Niye abi? Ya bir şey olacak, birleşecekler mi artık? Ne bok olacaksa. Ya da işte bilerek Asura'yı gaza getiriyor abi. Kalp pili taktı ya yeni, motoru sıkıyor. Yani 12 bin yıl boyunca Deus'un lafından çıkmayan Yaşa birden kafası mı çalışmaya başladı? Ne oldu Yaşa yani sana da? Neyse abi, ben yine çok eleştirmeye başladım. Bastım ya tuşuna ama. On iki bin yıl seni hiç değiştirmemiş. Teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Arigato Jun. İçiyordum ve tuşu kaçırdım. Taylan burada mı? Ben Taylan'ın evine fatura göndermek istiyorum. Yani bunu Taylan'a faturalandırmak istiyorum. Vergimden düşmek istiyorum ben bu DLC'yi. Abi yani böyle bir Yaşa'yla Asura arasında madem böyle bir rekabet var yıllardır, sadece kayınçoluk değil. Bunu 3. chapter'da falan anlatırsın, 6'da 7'de anlatırsın. Bilemedin onda anlatırsın, anlatabiliyor muyum? Bunu oyunun en son DLC'sinin sondan bir önceki bölümünde anlatmazsın yani. Benim Beyond Two Souls'u da sevmemin sebebi budur abi. Beyond Two Souls da böyle aptal işte oyun çizgisel ilerlemesin vesaire diye aptal olayları böyle garip yerlerde anlatır. Bu bir anlatım tarzı değil abi. Bu gerizekalılık oluyor. Sen illa bir senaryo kronolojik anlatmak zorunda değilsin. Bu güzel bir şey hatta. Ben bu tarzı severim. Kronolojik hikayenin anlatılmamasını severim ben. Ama bu kadar kötü yapamazsın bunu. Yani her şeyin bir dozu olmalı. O tempoya, o heyecana uyması gerekiyor yine de anlattığın şeyin. Kronolojik olmasa bile. O zaman abi bunu geçelim. Tam dünya yok olacakken Asura'nın eşinin doğum sahnesini izleyelim. O da kronolojik değil. Asura nasıl baba olmuş onu görelim hep beraber. Ameliyathaneye girelim. Sezaryen mı? Doğal normal doğum mu? Asura'nın anaokulu maceralarını izleyelim. Yok abi kötü gelsin yani. DLC bayağı yani DLC bence keşke hiç girmeseydik bu topa.
DLC oynamam, yani oyun bilseydim oynamazdım. Benim için gerçekten bitmişti abi Asura Sator'da. Herkesi yendik. Mutlu son, güzel son. Kızı kurtardık. Asura ve yaşa kaldı. Tamam. Bu olaylar çok önce anlatılmalıydı. August boss fight'ı öncesi sonrası da olabilirdi mesela. 23. bölüm değil veya 21. bölüm mü? Kaçıncı bölüm? Teşekkür ederim canım. Eyvallah. Hep birlikte. Sanki hapşurdum. Birazdan Durga doğuracak abi, ben ne dedim? Oğlum yani... ya taşak geçiyorum abi, yemin billah taşak geçiyorum, diyorum ki birazdan doğuma gideceğiz herhalde diyorum, bu bile tutuyor oğlum. Ya abi ya... Oğlum taşak mı, şaka mı? Cyber Connect falan giriyor mu öyle? Falan böyle, bu mu yani? What? Oğlum yani... Ben bunu oynadım mı? Ben bunu oynadığımda hafızam mı silindi benim? Man in Black Flash mı patlattı gözüme benim? Oğlum what? Yaptığım şaka bile tutuyor oğlum. Düşünülmemiş arkadaşlar. Ben bunu Twitch chatinde goy goy yaparak üretmişim bunu ben. Ya bunlar... Abi ya... Sekai'yi sıkı nadu. Ne diyorsun? Sen dünyayı yok ediyor, sadece yok etmeyi bilirsin falan diyorsun yani. Yaşa ne oldu? 5 dakika önce ağlıyordun kalkalım diye, şimdi... Abi Allah'ım ya Rabbim ya. Şiştim, yemin billah şiştim. Yemin ediyorum şişirdi beni. Hiç düşünmemişler senaryoyu. Hiç ama hiç ya. Hiç. Oturup bir senaryo toplantısı hiçbir şey yapmamışlar ya. Oğlum korkunç. Daha fazla boş ve goy goy yapmak istemiyorum. Tutuyor çünkü. Var ya yani hiç şu an... Ya yaşa, güzel güzel öl abi. Bana retry yaptırma, continue da yaptırma. Bitsin bu çile. Bitsin bu. Vallahi yoruldum be. Ya Pokemon bundan kötü olamaz ya bence Arceus. Vallahi olamaz. Ya birbirimizi öldürüyoruz. Ya neden, ne için?
Yaşa madem bu kadar güçlüydün, kaplumbağayı ne sikime dövemedin? Size bir şey söyleyeyim mi? Şu muhabbet işlense daha güzel olurdu. Abi biz bir bok yedik. Asura o kadar öldürdük o tanrıları Deus'u Meus'u ama onları diriltmenin bir yöntemi var. Naraka'ya inip cehenneme inip hepsini diriltip bu Dobish'i hep beraber indirmemiz lazım. Bunun başka bir çaresi yok dese daha güzeldi bence şu an. O dövdüğümüz Deus Meus hepsini Vizen'i geri getirip hep beraber şu Dobish'i dövsek. Bu bile iyi değil. Oğlum madem o zaman niye öldürdük falan derdim ama bundan daha iyidir bence. Çünkü bunun hiçbir anlamı yok. Bu ergen fight'ı yani. 12 bin yıl falan yaşıyor bunlar. Hiçbir ama erdemlik yok. Hiçbir bilgelik yok. 12 bin yıl ama ergenler, anlatabiliyor muyum? Hala mal mal davranıyorlar. Oğlum 12 bin yıl yaşıyorsun ya. 12 bin yıl. Sadece sıçarken düşünsen karakter gelişimin olur. Ha dersin ki artık 12 bin yıl geçti Asura. Ben mi güçlüyüm, sen mi güçlüsün, bunun ne önemi var canım kardeşim? De yani. Halen sidik yarışı. Dur bakayım ne olacak. Çünkü ne desem spoiler çıkıyor. Artık iyice absürt bir şey söylemeye çalışıyorum ki spoiler olmasın. Bahsettiğim birleşme mi spoiler acaba? Dragon Ball gibi birleşiyorlar dedim ya. O muydu spoiler? Yani yaşa az daha bilerek ölüyordu. Ya da yaşa çoktan öldü mü? Motoru ısıttık yani, öyle mi? How do you like me now diye achievement geldi. Demek ki Super Saiyajin olacağız ya. Yani başka bir anlamı yok bunun. Ne oldu abi? Ne bu dram? Kayınço dramı? Ağlıyor mu? Gözleri mi kapalı? Nedir? İki. Misra-sama, Misra-sama hoş geldin. Suçte. Kamiyo. Ben mi aydın? Ben Cyberconnect'te çalışmıyorum ki. Evet Sezolas, bence de. İşte böyle merhametli gözlerle bakıyormuş yumruk atarken. Öp kayınçonun yanağından. Canım kayınçom. Şaban filmine döndü gerçekten. Öpeyim canım kayınçom. Ha neden peki yani? Madem böyle bir aranızda bir bromance var.
Ama rekabet de var. Oğlum daha demin öldürmek için kapıştık birbirimizi yani. You are always a brother, never an enemy. Min 5 dakika önce. Çat 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 çat. Bu yani. Dizlerim acıdı vallahi ya. Bundan sonraki bölüm son mu? Bu son bölüm değil mi bundan sonraki? Bayağı var mı? Dalga mı geçiyorsunuz? What the fuck? Nasıl bu daha bayağı var? How the fuck is daha bayağı var? Ne demek o ya? Alo? Ne demek daha bayağı var ya? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz benimle? Dur bakacağım ya. Asuras. Sensin bayağı var. Ne demek bayağı var? What? Oğlum. Bir dakika abi daha kaç bölüm var? Tamam abi 22. chapter son işte sonraki son ya daha bayağı var demeyin bana. Of. ...12.000 yıldan daha fazla zaman önce Shinkoku eğitim salonu. Yani August'la Asura, Deus'la da şey miymiş, yaşa mıymış? Bunu neden şimdi öğreniyoruz? Bugünden itibaren Yaşa'yı ben eğiteceğim. Bak ikisinin hoca öğrenci olduğu son dakika üretilmiş bir şey abi bu. Bu son dakika üretilmiş bir şey. Çünkü Yaşa Deus'un karşısına çıktığı zaman emirler esastır muhabbetlerinde hiç öğrenci çırak vibe'ı vermiyordu karakterler. Hiç yani, sıfır. Sana bırakmamalıydım Yaşa'yı. Ha benim öğrencim senin öğrencine karşı demek. Her eğitimden sonra kapıştıralım. Onu iyi eğiteceğini düşünmüyorum ama niye olmasın ki? Ama kumandan, ben bu maymunla dövüşmek istemiyorum. Efendim? Zamanla göreceğiz bakalım kimmiş maymun, kimmiş değilmiş maymun. Asura sana ne yapıyor abi? Yaşa'nın kız kardeşine. Asura asık dövüşü kazanan adam. Yaşa'yı yenemiyor ama daha kişisele indiriyor savaşı. Abi neredesin abi? Buradayım. Çok iyi anlaşıyorsunuz ha? Anlaşmıyoruz. Asura gözlerini kapamış. Kaybettiklerini görmüş. Her şeyin arkasındaki gölgeyi görmüş. Sözünü yapması gereken zaman gelmiş. İntikam avucundaymış. Daha Asura duş alacak. Daha çok varmış gerçekten. Daha Asura duş alacak. Bu kutlara... あなたが出かけようとすると泣き出すのですよ。 こいつが泣き出すとどうしていいかわからん。 俺にできるのは
Koitsu nakaseru yaro o bunnagiru koto gurai da. Anata rashii yasashita desu ne. Ne, Misura. Kono ko o ayasu no wa watashi no shigoto. Kono ko no ikiru sekai o tsukuru no ga anata no shigoto. Olgun, Allah'ın izniyle Allah diyorum artık çünkü sıkıldım bu siktiğimin Hint fakirlerinden. Allah, Allah'ım neredesin Allah'ım? Allah'ım, yumurtaya can veren Allah'ım. Allah gelse de hepsini tokatlasa ya. Vallahi Allah gelse oynarım Allah. Oğlum bak ben dalga... Bak benim söylediğim dalgalar bile tutuyor yani. Karının sezaryenine gireceğiz ya. Oğlum çok kötü ya. Ya yemin ediyorum çok kötü ya. Ya yemin billah çok kötü oğlum. Çok kötü ya. Abi DLC'yi almayın. DLC'yi almayın abi. DLC'yi almayın. No. Trending falan değil abi bu. Çok net keriz ending bu. Çok net. Bu kerizlerden bir tanesi de benim. Ne diyorsun orada? Tam ölmeden. Kaç defa oynadık o cutscene'i geçtik. Hiç öyle bir şey söylemedin orospu seni. Pıt diye öldün. Hiç kıvırma. Hayır abi bu ending keriz ending. Çok net yani. 7 dolar ver. Böyle bayık bayık bölümler oyna. Kurtarması çok zor buradan sonra söyleyeyim. Yani 90. dakikaya geliyoruz. Maç 3-0 falan yani. 4-3 nasıl yenecek bilmiyorum. Beraberlik de kurtarmaz. Arceus'u aldım. Arceus çıktı. Bunu bitirmeye çalışıyorum. Bu bitecek. Yarım saate biter umarım. Bittiği gibi de sigara içip bir derin nefes alıp bir dinlenip bir kendime gelip Arceus'a atılacağım. Evet. Ertuğ gitti zaten. Ertuğ hiç yayına bakmıyor. Arceus da Ertuğ. Ertuğ da iyi sattı ha. Dün zaten sonu da ben söyledim yani. Abi bu Episode Pack 4 zaten. Hayır abi Episode Pack oyundan daha kötü. Hayır. Oyun daha iyi bu DLC paketinden. Amerika saatine göre aktifleşir o. Daha Amerika'nın 17 saat falan olabilir. Ben sonu bindim. Bildim Doğukan. Bildim ben. Bildim. Dedim ki bak 18. chapter'da şunu dedim. Oyunun vanilla sonunu gördüğümüz an. True sikibokları değil. Dedim ki abi DLC'de o zaman şu mu olacak dedim. Asura'da Yaşa'da ölecek. Bir tek kız kalacak geriye. Kızın adı Mitra. Mitra neye benziyor isim olarak? Miriam. Kız Meryem olacak o zaman. Böyle de devam edecek mi? Bu mu dedim? Chat'ten 3 kişi ha siktir oha yazdı. Ve ben bunu o an düşündüm abi. Ya ben spoiler verdim şu an chat'e çünkü buymuş. Ve bunu ben kendim kafadan tahminle yürüttüm. Bu mu Doğukan? Sen biliyorsun herhalde. Ya bilmiyorsan da sen de artık spoiler aldın. Benim ben yarattım spoiler'ı yani. Gerçek... Asura güzel bir şeyler yap be oğlum. Bizi şaşırtma biraz. Ha?
Türkiye güvende. Gelir aptal bir göktaşı falan kesin Türkiye'ye düşer ha. Şimdi bir de bütün tanrıları gösteriyor değil mi? Sempati duymamızı bekliyor falan. Hani o kadar sapık, katil, ne kadar göt varsa Olga, bak Olga bile hani why? Biz bu tanrılarla niye sempati duymalıyız ki? Her boku planlayanlar bunlar. Abi sus sus. Vallahi Atakan sus, çok şiştim ben. Gandım mı? Basacağım Bino Game'i. Benim olacak Bino Game. Ya Bino Game şeyini ayarlayacağım yarın. Bugün ayarlayacaktım, unuttum ya. İşler yoğundu biraz. Daldım, unuttum. Senin o kulak memeni var ya, Big Bubble gibi çiğneyeceğim. Bir de canım da azalıyor yani, umarım ölürsem bir kat, bir shortcut, bir checkpoint vardır. Tabii ki ölmezsem daha iyi ama. Japon değilim abi, ben Bullet Hell oynamıyorum. Oynamayı da sevmiyorum.
Anlamıyorum ne bana geliyor ne çarpıyor. Gazlarlar var, bir şeyler geliyor. Ne oluyor anlamıyorum. Eyvallah. Şu an ek paketin tek güzel bölümü bu arada. En azından sinematik bir şey izliyoruz yani bayağı. Görsel açıdan da. Her ne kadar Brutal sevmesem de DLC'nin tek para eden bölümü bu şu an. Bütün bölümlerin böyle olmasını isterdim en azından. Yani görsel açıdan veya abartılık veya işte anladınız beni. Beklentimi aştın. Hadi ya. Seni kutsuyorum, selamlıyorum, yanaklarından da öpüyorum. Ayak fetişi işte seni. Gerçekten bu dünyayı elde eden sensin. Elde edecek. Gaia. Kendine ait birisi tarafından yönetilmeli. Sen kusursuz bir varlık olmanla beraber ben bu dünyadan gidiyorum. Diğer benim rehberliğimin ihtiyacı olan dünyalara gidiyorum. Siktirip gidebilirsin bence. Eyvallah. Al bakayım kızına da buluşuruz. Tamam bitti abi güzel işte. Kız pıt diye çıktı. Asura bence sal abi. Ben Asura olsam salmıştım var ya. Tamam abi hadi gidiyorum ben diye. Sana güveniyorum. Bu dünyayı sana bırakıyorum. Yine gitti kız abi. Asura senin yapacağın için amına koyayım. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Allah'ım ya Asura bu sefer var ya yani. Of sike sürülecek aklınız yok ya. Yemin ediyorum sike sürülecek aklınız yok ya. Al kızını siktir git amına koyayım. Al kızını siktir git abi işte. Al kızını siktir git abicim ya. Abi ne Kratos'u ya? Joel bile böyle yaptı abi. Çok şansını zorluyor ya Asura. Fazla şansını zorluyor yani.
Evet, kızın büyük ihtimalle ses sanatçısı çok pahalı. O Tosama dışında hiçbir şey demiyor. Evet, Squid Game de böyle salak bitmişti, doğru. Evet abi, doğru diyorsun. Biz şu an 22'deyiz. Slash Eren. Her şeyin en son bölümü bu. Kaçırdın ne yazık ki. Geç geldim biraz. Ya hala bunlar mı abi? Ya Asura'nın kabul etmeyeceği belli zaten de, Asura çünkü geri zekalı gerçekten. Abi bak. Berserk'ün bu yanını severim ben. Size bir şey söyleyeyim mi? Aynı seçenek Guts'a sunulsaydı Guts kabul ederdi. Çünkü Berserk çok daha derin bir manga. Berserk açtı artık o. Yani Berserk işte Guts vs. Griffith değil yani Berserk. Olay o değil. Zaten bütün o Fairy Island arkı bunu hissettiren bir arktı. Yani artık Guts'ın yorulduğu ve bir dinlenmek istediği, huzura kavuşmak istediğini gösteren bir chapter'dı hep sonuna kadar. Guts olsaydı kabul etmişti abi. Bitti. Yo, hiçbir şey vermedi, hayır. Yani zaten oyun kandırıyor seni orada. Kabul et teklifi diye. Yani elini uzat diyorsun. El uzatma, yumruk çıkıyor. Oyun seni kandırıyor yani. Bakın arkadaşlar, birçok insan der ki Berserk de böyle bitsin ister. Birçok insan Berserk'ün bu şekilde bitmesini istiyor, emin olun. İşte Guts ne yapacak abi? Bütün Gaden'i öldürecek, Griffith'i öldürecek. İşte abi o zaman bakın Berserk buna döner. Çok net şu an Berserk'ün bir herhangi bir multiverse'deki sonu bu. Yani başka hiçbir şey değil. O yüzden de her sefer seferinde Berserk'ün Fairy Island arkında bitmesi gerektiğini savunan birisiyim ben de. Yok abi, bitti yani. Ne güzel, sana kızını verdi, kızına sarıldın. Dedi ki sana işte sen hak ediyorsun dünyayı yönetmeyi, bilmem ne, dünyanı yönet. Ya abi siktir et yani. İsmail Aksoy, hoş geldin. Hayır, onun animesi yok. Gerçek bir ora ora mı? Ya bu ne abi, bullshit ya. Bit abi, bit. Yemin billah bit artık ya. Ölürüm var ya ben. Böyle yoruldum artık. Sıkıldım çünkü boss'tan. Yani bu hikayeden, konseptten, işten sıkıldım. Sıkıldığım için de bitsin istiyorum ve yani ölürüm. Son dakika ölürüm bak bu boss'tan. Hep böyle olur çünkü. Vuramıyorum ki abi. Vuramıyorum siktirin boss'una ya. Yemin ediyorum delireceğim ya. Crash Bandicoot boss'u gibi bir şey amına koyayım. Benim sigara içmem gerekiyor. Abi evet, Burst da dolmuyor. Önerebileceğim bir film var mı? Şimdi
Şimdi sen ne izledin, ne izlemedin ben bilmiyorum ki. Dün önerdiğim kovboy filmi çok güzeldi. Dün önerdiğim kovboy filmi çok güzelse o filme yakın ne olabilir ki? Hani film önerdim. Ama ya film de önerilmez öyle bence. Ne izlediğini bilmiyorum. Ağız tadını bilmiyorum. Ne izledim, ne izlemedim bilmiyorum. Yaklaşamıyorum öyle çok. Yaklaşamıyorum da vuramıyorum daha. Böyle burst dolduracağız. İki üçgen atacağız. Geri çekeceğiz herhalde. Değil mi? Dur bak. Taxi Driver film önerisi. Abi niye hedef alıyorsun bir de ya oğlum? Tövbe bismillah yani. Seni şimdi var ya Allah'a göndereceğim Allah. Laptop Recai ya. Banzerim beni çok üzüyor. Buna benzer filmin adı neydi? Cumali Geber. Abi hala bunun bir fazı daha mı var? Oğlum yemin ediyorum kapatacağım Xbox'ı. Yani yemin ediyorum oynamayacağım ya. Hele bir de en baştan başlatırsa oyun çok net bırakırım. Çok net bırakırım yani. Shit game der bırakırım. Ya eğlenceli değil abi çünkü şu gerçekten hiç eğlenceli değil ya. Challenging bile değil yani. Oğlum. Ya Allah. Ya Allah. Delireceğim ya. Git siktir git yani. Tek diyebileceğim şey bu oyuna. Çok kötü oğlum. Daha 3 faz mı var? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Ciddi misiniz yani? Dalga geçiyorsanız daha çok sinirleneceğim. Ciddiyseniz sadece sinirleneceğim. O kadar. Oğlum bir daha var ya asla dinlemeyeceğim Taylan önerilerini. Asla dinlemeyeceğim ya. O kadar yok. True. Öldüm abi. Nope. This is over abi. Nope. Benim için boyum bitmiştir abi. Bu kadar. Oyuna devam etmemi isteyen pamuk eller cebe diyeceğim ya. İsterse bitme atar, abone mi olur, ne yapar? This is over abi. Bullshit çünkü yani. Kötü abi, çok kötü yani. İnanılmaz kötü. Uğraşmak istemiyorum ben buna. Yani zaten hikaye de kötü. Ya uğraşılacak hiçbir şey yok. World hiç değerli hiçbir şey yok ya. Kaç dakikadır oynuyoruz abi? Mesela Restart from Last Checkpoint. Neresi abi checkpoint? Sonu ya. Başından başladık değil mi gene? Ha şeyden başladık pardon. Yani... Abi bir de şöyle bir sorun var. Oyunu kolaya alırsak bir daha hep şeyleri izleyeceğiz. İşte Asura büyüyecek. İşte herkes el sallayacak. Asura yanına açık olsa onları da izleyeceğiz. Güneş müneş atacak. Abi yani not worth ya.
Not worth ya, not worth ya. Oğlum. Bunun nesini beğendiniz? Gerçekten nesini beğendiniz bunun? Bunu neden beğendiğinizi bana mantıklı bir şekilde açıklar mısınız? Abi çok kötü. Ya korkunç kötü. Ya bak. Pokemon'da yaşadığımızı tekrar yaşıyoruz. Bakın. Bu kötü bir oyun yönetmenliğiydi. Bütün oyun hack and slash'ti bu oyun. Bütün oyun bakın. Bütün oyun bu oyun hack and slash'ti, tamam mı? Deus'tan tut Yaşa'ya kadar 23 bak 22. epizoddayız. Ya da ne boksa işte. 22'deyiz. 21'e kadar bütün oyunlar hack and slash'ti, beat'em up'tı. O zaman bu boss niye bu kadar try hard abi? Neden? Ben size nedenini söyleyeyim. Çünkü oyun firması sizin bu DLC'yi hemen bitirmenizi istemiyor. Atari oyunları da bu yüzden bu kadar zordur. Ninja Gaiden vesaire zordur. Oyunların normalde bir saatte bitecek oyunu sizin aylarca uğraşıp bitirmemenizi isterler. CyberConnect bu boss'u hemen bitirmeni istemiyor senin. Daha ne kadar açıklayayım yani? Çok kötü abi, berbat yani. Berbat. Of. O toplardan nasıl kaçacağım hiçbir fikrim yok. Yok abi yok bak yok. Oğlum. Ya ne diyeyim ki? Çok da yakınına girip vurunca o çok damage yapan etrafına lazer vurduğu skill'i atıyor. Ondan kaçması zaten şey ya, yani ondan kaçmak gerekiyor. Çok yakında durunca alanın kendi çevresine bir şey atıyor ya, o bayağı vuruyor çünkü. Abi çok canım bitti ve daha burst nerede görüyor musunuz yani? Kanalda Bayonetta oynamayı düşünmüyorum. Abi niye herkes bu kadar Bayonetta seviyor ya? Bayonetta da o kadar iyi bir oyun değil ki. Bayonetta çok seviliyormuş, ben bu kadar bilmiyordum. Kaçılmıyor ki toplardan. Bayonetta bundan iyidir ama. Tabii canım, Bayonetta bundan iyidir. Bayonetta 3 çıkarsa oynarım da 1 ile 2'yi tek oynayacağımı düşünmüyorum. Çünkü o kadar sevmiyorum. Biri zaten... Oğlum ya... Yok ya ben... Kat ya kat. Kat. Benim bu boss'u... sabırla oynayacak... Şeyim yok yani. Sabrım yok. Ben bu boss'u sabırla oynamak istemiyorum çünkü. Yani direkt canım istemediği için bu boss'u sabırla oynamayı... Asla oynayamam. Yenebilir yani, bir sonraki phase'e geçebilirsem deneyeceğim. Ama yok yani. Böyle bullshit bir boss'a oturup sabırla kasamam ya.
Abi bir tane topu ince hepsini yiyorsunuz bu arada. Yani öyle şey değil. Bir lazer yiyince de diğer lazerleri yiyorsunuz. Bak. Burst bastım ve burst boşa gitti mesela. Yani. Allah'ım. Yaradan'a sığındım, Yaradan'dan ötürü amına kodumun budası seni. Dur abi, o alan skinini atmadan kaçmamız lazım. Bunu yersek ölürüz çünkü, GG. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Oyunun hiçbir boss'u böyle değildi, bakın. Eleştirdiğim şeyi umarım aktarabiliyorum bunu sizlere. Oyunun hiçbir boss'u tek atmadı bize daha önce. Ama tamam da oyunun son boss'u bir zahmet tek atsın diyenlere de şunu söylüyorum. Oyunun hiçbir zamanda kombatı bu kadar kendini ciddiye almıyordu. Anlatabiliyor muyum? Bir sonraki phase'e checkpoint'e girebilirim belki. Ha, eğer bir sonraki fazda ölüp mesela bak bir sonraki faza checkpoint yoksa en baştan başlatıyorsa bu oyun kesinlikle ama kesinlikle asla denemem. Hani oyun 3 fazla kusursuz oynamanı istiyorsa oyuncudan no yani kill it. Oğlum bütün oyun uçtuk kaçtık yani gezegenleri ikiye böldük. Şimdi bizden lazerden kaç, toptan kaç, ondan bundan kaç bekleyen bir mekanizma var. Bu unfair yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi cutscene buradan şey checkpoint buradan sonrası okey. Jojo Part 9. Gomu gomu no! Erefantogan! Bu da ora 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 ora. Gerçekten bir Star Platinum'a döndü abi oyun. Vuru! Nani! Kono Dio Samaga! Uri! Yarrağımı da sil hazır başlamışken ama kutunu çözüyor. Yarrağımı silmeyi unutma. Geriye kalmasın o sıkıntı olur. Yakışıklı mı olacak şimdi? Ne olacak? Cool mu olacak? Wow man, this is Final Fantasy.
Chakravarti'nin yaratıcı. Bunun tasarımı daha güzel ama. Evet, Kingdom Hearts 2 ne demeye çalıştığını anlıyorum, evet. Yine bunun tasarımı güzel ama. Bunu beğendim tasarımını. Bayağı SMT potential yani. Bana karşı çıkamayacaksın. Bunu döversek oyun bitiyor değil mi artık? O zaman seni bir döveyim de an anlamını ver. Kaçırırsak sıkıntı var işte. Şimdi çok hasar alacağız, hem de burst'ümüz de artmayacak büyük ihtimalle. Bastım. Yazıklar olsun. Oha. Uğur Dündar moduna girmem lazım benim. Uğur Dündar is absolute. Evet, bunu sadece dodge'layabiliyoruz. Oha. Uğur fucking Dündar is absolute lan. Abi hiç zorlama artık, bit ya. Zaten az bir burst kaldı. Hadi.
Değil mi bu oyun? Bir şey söyleyeyim mi? Bir önceki phase olmasaydı bu phase çok daha güzeldi. Bu phase daha fair en azından. Bu phase'de pek bir bullshit yok. Boss'u öğrenmen gerekiyor, tepki vermen gerekiyor. Bu phase güzeldi abi. Bu çok daha eğlenceliydi bak. Bir önceki phase bullshit tamamen. Bu olması gereken boss. Bir önceki phase yerine bu olmalıydı sadece. Bence. Bu phase güzeldi. Buna hiç lafım yok. Bak, hiç laf etti mi bu phase'e? Leziz. Gayet güzeldi bence. Yes, bu burası çok daha güzeldi. Kesinlikle çok daha güzeldi burası. Bu bölümü iki bölüme falan bölseler daha güzel olurmuş. Mesela Yaşa'nın kaplumbağa kestiği bölüm, al çöp o. Onu at abi. O çöp. Ben oyun yönetmeni olsam onu atardım. Onun yerine bu ne abi? O ne demek? Anlamıyorum ki. Ha, o mu basıyor yani? Sanki o da oyuncuymuş gibi mi basıyor? Anlamadım. Ben basıyorum çünkü, diyorum ne demek o? Şimdi her şey apaçık. Ora 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 ora. Benim kızgınlığımın gerçek sebebi. O kadar hızlı basıyorum ki. Sen değersizsin. Dayanamıyorum. Asura gerçekten Terminator'daki Arnold'a döndü ha artık. Paramparça oldu herif. Ameliyatlı yerim. Dünyayı sürekli yönetmek isteyen bir geri zekalı var. Kendileri yapamadıkları şeyleri başkalarına yapmaya zorlayanlar. Nasıl bu kadar güçlü olabilir? Ben tek tanrıyım. Tövbe de lan şerefsiz. Ne oldu? Sen Allah'a küfretmişsin. Ya ben ne okuyayım be. Bu yüzden ben kimseye dua etmem. Mesat. O yüzden de kendime dua edilmesini de istemiyorum. White Bear. Ama hepsinin ötesinde ben asla seni kızımı ağlattığın için affetmeyeceğim. Baba gibi baba be.
DLC'nin tek güzel yerleri buralar abi. Yani buralar güzel. Buraya hiç lafım yok. Aa doğru, kız içinde değil mi adamın, bir de öyle laf şey de var. Doğru lan. Burası güzeldi abi. Bu boss fight ve bu sekans güzel. Bak hiç lafım yok. Pamuk gibiyim şu an gördüğünüz gibi. Bütün DLC keşke bu dozda bu tatlı olsaymış. Çok daha güzel olurmuş. Çok daha şey yapardım. DLC bence halen almaya worth değil ama. Kızım ne yapıyorsun? Kızım var mısın? Bak basmasam, onu öldürürsen bütün mantra yok olur. Mantra olmadan da sen hayatta kalamazsın. Ama sen hayatta kalırsın. Baba gibi baba be. Masal anlat Asura, içinde iyi bölümler olsun, bir DLC 7 dolar olmasın. Boktan boss fight'lar olmasın, oynaması hiç mi sarmıyor? Bitse de Pokemon'a bir baksak. O adam da hemen öldü be, yani hemen ölüyor. 5 dakika bir sigara içeydik. Bunun olmasını istemiyordum. Bu yüzden ben... Ya Mitra. Pokemon oynayacağız daha Mitra. Senin acı çektiğin bir dünyaya ben dayanamam. Daha fazla ağlamak yok. Benim kızgınlığım nihayet. Bitti artık. Yani benim nefretim memnun kaldı diyor. Satisfied. My wrath is satisfied. Tam İngilizce çevirisi. Yani bitti değil de artık doydu anlamında. Flütüm yok. Sedat Peker mi? Ben size çok net söyleyeyim. Asıl son izlemesi daha eğlenceli. Oynaması değil. Ben de bunu izlesem ben de eğlenirdim belki. Ben de tav olurdum da. İzlemesi güzel, oynaması güzel değil yani. 7 dolar hak ediyor mu? Kesinlikle hayır. Aç YouTube'dan izle daha iyi. Hiç değmiyor abi. Yaşayla dövüşler çöp. Gemide yaptığımız fight çöp. Yaşanın kaplumbağa dövmesi çöp. Bu chapter'ın da sadece son boss'u güzeldi, o kadar. O kadar. Çok daha güzel anlatılabilirmiş yani bu DLC'nin işlediği hikaye vesaire. Çok daha güzel, çok daha etkili bir şekilde anlatılabilirmiş. Direkt bu dövüş o Deus'un gemisinde bile olabilirmiş, ben size söyleyeyim. Her şey orada olabilirmiş yani.
net bir şekilde. Top 20 hayatta giremez bu oyun. Benim için hayatta giremez. Bundan çok daha 20 çok daha iyi 20 tane oyun hemen sayarım yani. Hemen sayarım. Bu oyuna vereceğim puan benim 10 üzerinden 6 bu arada. Her şey dahil yani. Her şey dahil. Başından sonuna kadar müzikleriyle, gameplay'iyle, hikaye işlenişiyle, karakterleriyle 10 üzerinden 6'yı geçemez. Harcanmış çok potansiyel var. Last of Us 2 ile aynı puanı veriyorum ben bu oyuna yani, öyle düşünsün bence. Bu oyun için bir şey, onur. Yok abi ya, ben katılmıyorum. Ben kesinlikle katılmıyorum. Ben katılmıyorum yani. Closer vesaire ya da o da huzur buldu falan. Zaten huzur bulmuştu abi Vanilla. Ben katı ya, ben DLC'yi oynamamıştım kaç yıl önce oynadığım zaman ilk defa PlayStation 3'te. Çok daha mutlu ayrılmıştım bu oyundan. Arkadaşlar izlemesi çok daha keyifli olabilir oyunu ama oynaması değil. Yani şu gördüğüm sahne benim daha demin çektiğim o acıyı şey justify etmiyor. Artı 7 dolar verdim, onu da justify etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Free to play bir DLC olsaydı belki derdim. No, justify etmiyor kesinlikle. Bu oyunu oynamak isteyenler varsa DLC, ya bu DLC'yi ben tavsiye etmiyorum. Bence gerek yok. Yaşa yaşayamadı. Tatsız. Onun üzerinden 20 mi alır bozuk? Beni Asura'ya mı çeviriyorsunuz? Ne o 6? Düşük değil abi. Ben 7 çok başka oyunlara veriyorum. Asura surat Metacritic 71 vermiş insanlar. User score 75. 71, user score 67. Metascore 71. Müzikleri ve sunumu güzel. Hangi JRPG'leri tavsiye edersin acaba? Nasıl bir JRPG aradığına bağlı. Ha mesela çok net söyleyeyim, Final Fantasy 15 buna 10 takar. Çok net söylerim bunu yani. Çoğu insanın sevmediği Final Fantasy 15 bundan çok daha güzel bir oyun. Sezolas'a da katılıyorum. Bu DLC içindeki sadece bir epizoda sığardı, evet. Müzik güzel. Kim yapmış müziği bilmiyorum. DLC'siz 7 olabilir. DLC'li bile 6'ya düşebilir. Arkadaşlar niye benim fikrime tuzlandınız ki bu kadar? Ben diyorum bundan çok daha güzel oyunlar var. Ne o yani? Bence DLC kesinlikle nope. Ha dün dedin ya bana katılmayın diye. Ondan değil mi? Adam 6 mı vermiş? Ben 10 veriyorum ulan. Kastettiğim şey şu işte. Bu sonda aldığınız son, yani bu gördüğünüz şeyle o sona gidene kadar yaptığınız dengelemiyor, anlatabiliyor muyum? Yani coverlamıyor.
Eğer değseydi boss fight'lar vesaireler falan okey derdim ama o kadar yoruyor ki adamı. Final Fantasy 15 de real time action. Deus Ex oynayabilirsin. Deus Ex Human Revolution mesela bundan çok daha güzel bir oyun. Mankind Divided değil ama hayır. Mankind Divided'ın hiç şansı yok. Yakuza oyna mı? Türkiye'de kimse Yakuza oynamıyorken ben Yakuza tanıtıyordum insanları Türkiye'de. Hepsini oynadım ben. Judgment hariç. Ha ben değil. Değil mi? Yakuza oyna abi deyince kimse etiketlemeyince ben üstüm anlıyorum. Ozan'a olabilir. Ha. Abi Yakuza JRPG değil ki ama. Benim aklıma JRPG deyince Yakuza gelmiyor yani. Yakınca uzayan şey ne denir? Yakuza. Meryem bir doğru ya. Nerede? İsa nerede? Jack'tim hoş geldin. Final Fantasy Origin için ben ilk demosunu oynadığım zaman bu oyunda potansiyel var demiştim. Bu oyun potansiyelini hiçbir şey katmazsa 7 alır. Potansiyelini çıkartamazsa 6 alır. Potansiyeline ulaşırsa 8'e ulaşır ama 9 olamaz demiştim. Final Fantasy Origin için. İlk demoyu oynadığım zaman YouTube'a yüklediğimde. Basketbola ilgim eskiden vardı. O kadar şu an yok. En sonki Dragon Quest güzel mi? Güzel. Ben platin kastım ona. Bütün achievement'larını aldım yani Dragon Quest 11'in. Yakuza'nın YouTube'da videosu var mı kanalda? Elbette var. Bakarsan Türkiye'deki herkesten önce Yakuza 6 incelemesi falan yaptım falan görürsün. Tabii tabii sonu göreceğim zaten o kadar oynadım. Meryem'in çocuklar bonus content 1 ve 2 bu arada. Üzgünüm. Benim kanalda da var. Benim kanalda Yakuza 6 incelemesi var benim kanalımda. Galiba. Yakuza 0 da var galiba. Ha, Yakuza'yı ben Türkiye'ye yayamadım. Yakuza'yı Türkiye'ye Can Sungur, Mert Günhan falan yaydı daha çok. Ben yayamadım. Talha'yla dost biraz tanıttı. Ben keşke yayan insan olsaydım ama yayamadım. Benim yerime başkaları yaydı. Bununla beraber... Bu ne abi orada bina yapmışlar hemen. Hemen doldurmuşlar binayı. Babam bu şekilde yaşadı. Olabilir. Nier Drakengard muhabbetini ilk ben anlatmıştım. Şeyde. Lore Keeper'da yapıyordum o ara. Bir de benim bazı içeriklerim çok farklı kanallarda. Benim Save Noktası diye bir web sitesi projem vardı. Oraya da içerik ürettim. Merlin'e de yaptım. Lore Keeper sitesine de yaptım. Mesela Lore Keeper sitesinde Metal Gear Solid tarihçeleri var. Birkaç, bir iki bölüm falan. Mesela Ocelot'u anlatıyorum. Revolver Ocelot'un her şeyini anlatıyorum yazılı ama. Ben de öyle diyorum zaten. Yakuza tam Türklerin seveceği oyun diye hep tanıtmaya çalışıyordum ben oyunu. Ama işte ben o kadar popüler değilim. Bak bu güzel bir gönderme. Özgürlük anıtını Asura yapmaları güzel abi. 870 milyon yıl sonra. Street Fighter göndermesi. Baba ya. Ağır adam. Bu güzel gönderme. Ne oluyor? Sen delirdin mi? Bu adam kendi boyunda birisini bulamıyor. Hayır, o minicik kız olduğu için görmedim onu. O yüzden çarptım. İşte bildim dedim bu neydi abi? Ha, heykeli yapmışlar falan. Ha. Babacığım.
Bak ne yaptın gördün mü? Kız çok iyi bir şey zannediyor dövüşmeyi. Pardon. Oğlum Street Fighter'a mı bağladılar gerçekten evreni? Bu güzel bak şu an beni tavlıyor oyun. Şu an beni tavlıyor ibneler. Gıcık ettiler ya beni. Şu an tavlıyorlar güzel bağlamışlar. O zaman Asura'yı ya da birisini katsınlar abi Street Fighter'a. Niye bağlamıyorlar ki salaklar? Bonus content 1 ve 2. Street Fighter. Ha. Abi para veremem ya. Para veremem. Buradan o hızla geçemezsiniz. Burası yayaların yolu. Ben de artık Pokemon'a geçmek istiyorum. O yüzden buraları biraz hızlı geçeceğim. Tamam abi. Bu da onu yapıyor. Capcom reklamları. Sergey, Sergey, Phantom of Hell. Sağda Monster Hunter kedilerini görüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu bizim firma... Ya o zaman bizim firma yapmıyordu bunları galiba. Tam bizim firmanın yaptığı çizimlere benziyor abi. Asura'ya benzer Street Fighter'da kim var? Kage var. Akuma var. O kadar. Bil bakalım kim geliyor? Asura'ya oyuna mı geliyor? Buraya mı? What? Dansçı dans ediyor. Dans Sergey dansçı olmuş. August Yakuza mı olmuş? Veya izu Japanese Fudo. Bu oyuna geliyor. Ryu geliyordur o zaman. Kim gelecek başka? Wow, cool kimono. Çok hızlı konuşuyor. Hiçbir dediğini anlamıyorum. Deus da tam şey ya. Deus tam şey göndermesi. Yürüyen göndermesi. Yürüyenle yürüyenin sekreteri. Evet, Street Fighter göndermeni şey yapmışlar ya. Bağlamışlar evet. Bak amcam da orada amcacığım. Yaşa da ne amca ha. Amcaya bak. What? Meteor mu? Kocaman meteor düşüyor. Yaklaşıyor. Allah! Hadouken mi atacak abi? What? To be continued mu? Ya dayı amca who cares guys? Meteor ne alakaydı peki? Meteor ne alakaydı abi? Oğlum salak bu adamlar ya. Yemin ediyorum geri zekalılar ya. To be continued yani. Kim kaç yıldır yok ya? CyberConnect Kimetsu no Yaiba oyunu yaptı zaten. Ya abi en son o meteor boş. Bak o meteoru beyninizden silin. O boş. Asura's Wrath 2 gelmez. Gelmez yani. Gelmesine gerek yok bu arada. Bitti yani oyun. Başladı bitti. Taylan orada haklıydı. Arkadaşlar. Siz kendiniz tartışın istiyorsanız. Ben bir sigara içeceğim. Bir kendime geleceğim. Bugün benim doğum günüm. Daha fazla Asura oynamak istemiyorum. Doğum günümün ilk sigarasını içmek istiyorum izninizle. 2009-2017 arası bir tık Capcom. Evet, Capcom'un en kötü çağıydı o. Resident Evil 7 çıkana kadar. Jack doğru söylüyor. Jack. Pokemon var evet. Pokemon'a geçeceğim zaten. Asura's Wrath bitti. Pokemon Arceus'a geçiyoruz. Başlığı da Pokemon Arceus yapıyorum. Chat'e birisi katılırsa siz açıklarsınız durumu. Dersiniz ki Noldoist'in doğum günü bugün. Sigara içiyor. Teşekkür ederim.
Ben sigara içiyorum. Aa benim. Daha fazla Allah dövmek istemiyorum. Yordu ya abi. Ben sevmiyorum böyle bitirdiğim zaman oyunu yormasını hiç sevmiyorum ya.